Usura d'oro. Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, meşhur bir söz var. Gülerek günah işleyen ağlayarak cehenneme gider diye. Tabii insanoğlu günah işlerken farkında bile olmuyoruz bazen. Neşemiz yerinde oluyor. Bir elimiz yağda, bir elimiz baldayken de o günah işliyoruz. Hatta bunu böyle devam etmesini falan da istiyoruz. Şimdi bu konuyu biraz açabilir misiniz? Yani biz burada gülerek günah işliyoruz ama bunun bir karşılığı var. Cehenneme giderken de ağlayacağız. Allah-u Teala muhafaza etsin. Amin. Cenab-ı Hak hepimizi muhafaza etsin. Fakat yani onu baştan söyleyelim, tekrar ederiz gene de. Hadis-i şerif musabeyi o ya. Gülerek günah işleyen ağlayarak cehenneme gider böyle. Gülerek günah işleyen ağlayarak cehenneme gider. Cenab-ı Hak hepimizi muhafaza buyursun. Amin. Şimdi Ehl-i Sünnet alimleri bütün bunları anlatırken buyuruyorlar ki Allah-u Teala insanların yarattığı işleri iki kısma ayırmıştır. Bir kısmını beğendiğini, bunları yapanlardan razı olduğunu, her iş karşılığında bunlara nimetler vereceğini vaat etmiştir. Vaat ettiği iyiliklerin ölçü birimine sevap denir. Allah-u Teala insanların yaptığı işlerden bir kısmını ise beğenmediğini, bunları yapanlardan razı olmadığını, bunların kötü işlerine kıyamette çok acı karşılıklar vereceğini bildirmiştir. Bu acı karşılıklara azap denir. Azapların şiddetlerini, çokluğunu bildiren ölçü birimine de günah denir buyuruyor. Çok net, güzel bir şekilde izah etmişler ve anlatmışlar. Günah, Allah-u Teala'nın emirlerini yapmamak, yasak ettiklerinden sakınmamak demektir. Şimdi ben namaz kılmıyorum ama içki de içmiyorum, kumar da oynamıyorum kardeşim falan filan. Yani çok iyi insanım. Namaz kılmamak çok büyük günah. Namaz kılmamak çok büyük günah. Hatta Ehl-i Sünnet alimleri amel imandan cüz değildir. Yani bir kimse inkar etmediği müddetçe içkinin haram olduğunu biliyor ama nefsine uyuyor, içiyor. Bu kimse kafir olmaz mı biliyor. Fasık olur, günahkar olur, o ayrı mesele. Kafir olmaz ama imanı gitmez. Ama namaz konusunda ittifak etmemiş Ehl-i Sünnet alimler, müştehit alimler. Mesela İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri namaz vakti girdiği zaman kılmazsa, kılmadığı için üzülmezse, kaza etmeyi bile düşünmezse bu kimsenin imanı gider, kafir olur. Öldüğü zaman da Müslüman mezarlığına gömülmez buyuruyor. Bu kadar yani. Ağır yani. Tamam mı? Kafir olur buyuruyor. Çünkü dayandığı hadis-i şerifler var. Müslüman namaz kılar, Müslüman olmayan kılmaz mealinde hadis-i şerif var. Bir de es-salatu imadüddin. Namaz dinin direğidir. Hadis-i şerifleri var. Onlara aynı şekilde kaynak alıyor. Şimdi günah Allah-u Teala emirlerini yapmamak, yasak edin sakınmamak. Emir ve yasaklar Müslümanlar içindir. Allah-u Teala imanı olmayanları ibadet etmekle şereflendirmemiş ki. Onlar her istediklerini yapar. Günah olmaz. Bunlar ibadet yapmadıkları, günah işledikleri için değil. Hatta dünyada azap çekmezler. Her türlü nimete kavuşurlar. İstedikleri çalıştıkları elde ederler. Yalnız zalim olanları, mahluklara eziyet verenleri dünyada ceza çeker. Kafirlere yalnız bir emir verilmiş, onlardan yalnız bir şey istenmiştir. Bu bir tek emir de onların iman etmeleridir. İman etmeyince de sonsuz cehennem azabıyla karşı karşıyadırlar. Sonsuz ya. Onu izah etmek falan mümkün değil. Günahlar niyetsiz veya iyi niyetli işlenirse günah olmakta da çıkmaz. Peki efendim, ameller niyetlere göredir diye hadis-i şerif naklediliyor. Evet, doğru. Ameller niyetlere göre iyi veya kötü olur. Hadis-i şerifi Ehl-i Sünnet alimleri açıklarken buyurken bu helal ve mubah olanlar içindir. Haramlar için değil. Haramlar için değil. Haram haramdır. Hiçbir zaman değişmez. Günah işlemek nefse tatlı gelir. Bütün ibadetler, günahlar Allah-u Teala'nın düşmanı olan nefsi besler, kuvvetlendirir. Bütün bidatler, özür dilerim, ibadetler değil. Bütün bidatlar ve günahlar Allah-u Teala'nın düşmanı olan nefsi besler. Dolayısıyla da senin azmana devam ettirir. Riyad-ı Nasin'de deniyor ki haramlar büyük ve günah ve küçük günah diye ikiye ayrılmış ise de küçük günahlardan da büyük günah gibi kaçınmak, hiçbir günahı küçümsememek gerekir. Çünkü Allah-u Teala intikam alıcıdır ve istediğini yapmakta hiç kimseden çekinmez. Gazabını, düşmanlığını günahlar içinde gizlemiştir. Küçük sanılan bir günah intikamına, gazabına sebep olabilir buyuruyor.
Resulullah Efendimiz bir zerrecik günahtan kaçınmak bütün cin ve insanların ibadeti toplamından daha iyidir buyurulmuştur. Peygamber Efendimiz Eshab-ı Kiram'a hitaben eğer cennet ve cehennemi görseydiniz az güler çok ağlardınız buyurmuştur. Bir gün Peygamber Efendimiz rastgele gülenleri görünce benim bildiğimi siz bilseydiniz az güler çok ağlardınız buyurmuştur. Kur'an-ı Kerim cennet ve cehennemin halini bildirirken nasıl böyle gülersiniz buyurmuştur. Bir başka hadis-i şerifte de. Hamidettin-i Nahuri Hazretlerine Peygamber Efendimiz ölüm kefarettir buyurdu. Ölüm günahlara kefaret olunca ahiret rüsvalığının manası nedir diye sual ettiler. Cevaben günah vardır, ölümle affedilir. Günah vardır, kabirde kalmakla affedilir. Günah vardır, kabir azabıyla affolur. Günah vardır, cehennem ateşini görmedikçe ve cehennem ateşi onu yakmadıkça hiçbir şeyle affolmaz. Buradan o kadar nur götürmelidir ki bu nur cehennem ateşini söndürsün. Ve geç ey mümin nurun ateşimi söndürüyor desin cevabını vermiştir. Ama ne güzel izah etmiştir. Günah vardır, dünya sıkıntılarıyla affedilir. Günah vardır, ölüm acısıyla affedilir. Günah vardır, kabire koydular karanlık yerde. Eyvah dersin Allah-u Teala bu kulum üzüldü, günahlarına kefaret sildi. Ama o da kafi gelmedi. Günah ağır, bu sefer kabirde azap edilir. Mahşere bırakmazlar. Affedilmedi, mahşerde bekletirler. Daha da affedilmediyse İmam-ı Rabbani Kusursuzları bu küfür ve küfür bulaşığı olanlar. Çünkü itikadı, ehl-i sünnet itikadında olan bir mümin cehennemi görür. Ama cehenneme girmez buyuruyor. Cehenneme girmez. Peki ne olur? Allah-u Teala ona dünyada dert, bela, musibet verir, hastalık verir. Burada temizler. Şey yapmazsa ölürken ölüm acısı onun günahlarına kefaret olur. Kabirde azap görür. Ve bazı din büyükleri işte kabirde döverler diyor. Tamam. Evet. Kabirde döverler. Orada döverler. Temizler, silkelerler yani. Silkelerler yani. Halı temizler. Tozlar gider. Tozlar gider. Mahşerde bekletirler. Ya o mahşerde bekletmek de öyle hani anlatıveriyoruz size. Evet, otobüs beklemeye benzemez ya. Şey, 1000 sene, 5000 sene, 10000 sene, 50000 sene deniyor orada. Uf, insan aklı hayali alacak gibi değil. Azap yani o da orada beklemekte. Dolayısıyla mutlaka karşılığını görür mü? Görür. Ahmet bin Asım Antakya Hazretlerine en büyük günah nedir diye sorarlar. Bir günahın günah olduğunu bilmemektir cevabını vermiş. Ya. Ya bu da günah mı olur falan. İmanı bile tehlikeye sokar. Allah-u Teala razı olsun. Hasan-ı Basri Hazretleri kahkahayla gülen bir gence evladım Sırat köprüsünü mü geçtin? Veya cennete gideceğine dair bir garanti mi var da böyle gülüyorsun? Ya ben şeyde babaanne anneler falan derlerdi böyle çok böyle kendinden geçen gülenlere falan. Oğlum sana cennette müjde mi verdi derler. Ve cennette müjde mi geldi derlerdi böyle. O halde biliyorlar. Cennetteki yerini mi gördün? Tabii. Yani? İbrahim bin Ethem Hazretleri de her zaman şöyle dua edermiş. Ya Rabbi beni günah alçaklığından sana taat ve ibadet lezzetine ulaştır. Allah Allah. Onların da duaları yani. Amin. Beni günah alçaklığından sana ibadet lezzetine ulaştır. Dolayısıyla Allah-u Teala bazı şeyler için sebep vesile kılmıştır. İman, itaat ve ibadetler cennete gitmeye vesile. Sebep kılındığı gibi inkar, isyan ve günahlar da cehenneme gitmeye sebeptir. Hiç kimse gülerek, sevinerek idam edilmeye gitmez, gidemez. Gülerek, sevinerek günah işleyenin durumu da bundan farklı değildir. Ya arkadaş gülerek, sevinerek sen günah işliyorsun da bu seni cehenneme götürüyor işte. İdam sehpasına götürüyor. İdam sehpasına götürüyor. Gülerek işlediği günahlar o kimseyi cehenneme götürmektedir. Onun için Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuşlar ki gülerek günah işleyen ağlayarak cehenneme gider. Allah Teala hepimizi muhafaza eylesin. Amin. Son nefeste hepimizi de iman selameti ihsan etsin inşallah. Amin. Teşekkür ederiz. Sevgili izleyicilerimiz böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerde devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, gece ibadet etmek kendine güç gelen veya malını hayra sarf etmekte cimrilik eden yahut düşmanla savaşmaktan korkan, çokça Sübhanallahi ve bihamdihi desin. Çünkü bu Allah yolunda infak edeceği bir altın dağdan daha kıymetlidir. İlmi husulinin zat-ı teâlâya, Allahü Teala'nın zatına ait olması muhaldir. Onun ilmi huduru ise müteallık olur, alakalı olur.
İlmi husuli afaka, insanın dışındaki aleme, ilmi huduri enfüse, insanın içindeki aleme taalluk eder. İlmi husuli eşyanın suretini bilmektir. Şeyin sureti şeyin gayridir. İlmi şey bir şeyin ilmi, o şeyin suretinin akılda hasıl olmasıdır ki o şeyin aynı değildir. İlmel yakîn, ilm ile bilmek, eserden müessire istidlaldir. Eserden delil ile eser sahibini anlamaktır. Dumanı görüp ateşe hükmetmek gibi. Hakkal yakîn, bizzat içinde yaşayarak bilmek, müessir ile hakikatlenmektir ki beka makamıdır. Bağımıza giresin, baştan başa güldür gül. Muradına eresin, çiçekler hep güldür gül. Muradına eresin, çiçekler hep güldür gül. Kurusu gül, yaşı gül, toprağı gül, taşı gül. Ayağı gül, başı gül, bostanımız güldür gül. Ayağı gül, başı gül, bostanımız güldür gül. Bahçede gül dalı var, kovanda gül balı var. Beyazı var, alı var, koklanılan güldür gül. Beyazı var, alı var, koklanılan güldür gül. Sevenler gül gönderir, gözünden yaş indirir. Stresi gül dindirir, ilaçları güldür gül. Stresi gül dindirir, ilaçları güldür gül. Kokar gül tutan eller, dikensizdir bu güller. Ne derse desin eller, bize gelen güldür gül. Ne derse desin eller, bize gelen güldür gül. Gülü nazik tutarlar, sevenler gül atarlar. Gül alıp gül satarlar, yerler gökler güldür gül. Gül alıp gül satarlar, yerler gökler güldür gül. Açılır gonca güller, gül kokar tutan eller. Salavat söyler diller, Resul teri güldür gül. Salavat söyler diller, Resul teri güldür gül. Hoca bu övgü neden, bu aş değil çiçekten. Koku gelir Resul'den, iki cihan güldür gül. Koku gelir Resul'den, iki cihan güldür gül. Üçüncü cilt, 35. mektup. Bu mektup, Mirza Menû Cehre yazılmış olup, nasihat vermektedir. Yavrum, gençlikte nefsin arzuları,
insanı kapladığı gibi, ilm öğrenilecek, ibadet yapılacak en kârlı zaman da gençliktir. Gençlikte, şehvetin, asabiyetin kapladığı anlarda, İslamiyetin bir emrini yerine getirmek, ihtiyarlıkta yapılan aynı ibadetten çok üstün ve kıymetli olur. Hele başka maniler de araya katılırsa, bunları dinlemeyip, yapılan ibadetin sevabı o kadar çoktur ki, ancak Allahü Teala bilir. Çünkü maniler karşısında ibadeti yapmak güçlüğü, sıkıntısı o ibadetlerin şanını, şerefini göklere çıkarır. Mani olmayarak kolay yapılan ibadetler aşağıda kalır. Bunun içindir ki insanların yüksekleri meleklerin yükseklerinden daha üstün olmuştur. Çünkü insan maniler arasında ibadet ediyor. Melekler ise mani olmadan emre itaat ediyor. Gençlik arzuları Allahü Teala'nın düşmanı olan nefsin ve şeytanın sevdiği şeylerdir. İslamiyete uygun şeyler ise Allahü Teala'nın sevdiği şeylerdir. Allahü Teala'nın düşmanlarını sevindirip bütün nimetleri veren hakiki sahibi gazaba getirmek akıllı ve zeki insanların yapacağı şey değildir. Allahü Teala hepimize akla uygun hareketler nasip edip nefse, şeytana ve zındıkların yani Müslüman ismini taşıyan din düşmanlarının sözlerine ve yazılarına aldanmaktan muhafaza buyursun. Ebu Suud Efendi. Bu büyük evliyanın hayatını anlatmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. 3 Osmanlı Sultanı zamanında, dile kolay, tam 30 yıl Şeyhülislamlık yapan Ebu Suud Efendi, her yönüyle Resulullah'ın sünneti üzredir. O güler yüzü ve tatlı dili, makamının büyüklüğüne rağmen muazzam tevazu, dini konulardaki ciddiyeti ve tavizsizliğiyle bütün bir imparatorlukta hissedilen bir feyzin sahibidir. Alimler onun yanında talebe, sultanlar cemaatten bir kişi gibidirler. Hani benliklerin unutulduğu, Allahü Teala'nın ve Resulünün aşkında fani olduğu bedenler kendilerinden geçmiş gibi dinlerler Ebu Suud Efendi'nin sohbetlerini. En zor konuları çözüme kavuşturan, ilimlerdeki müthiş derinliği hayran bırakır herkesi kendisine. Birçok hazinelerin önüne serildiği bu büyük veli, hiçbirine iltifat etmez. Gönlünde yeri olmayan dünyayı, etrafında da barındırmaz. Dönüp bakmaz bile. Ondaki sade giyim tarzı ve kanaatkârlık, herkesi cezbeder. O, sultanların kendisiyle ahiret kardeşi olmak için yarıştığı, birlikte olmak için fırsat kolladığı bir evliyadır ve ilmiyle birleştirdiği muazzam şiir yeteneğini, nasihatleri belleklere kazımak için kullanır. Ebu Suud Efendi, kendi zamanındaki birçok büyük alimin hocasıdır aynı zamanda. Resulullah'ın ve eshabının yolu olan Ehl-i Sünnet'in 4 mezhebinde de büyük alim olan Ebu Suud Efendi Hazretleri, aynı zamanda tefsir ilminde de bir deryadır. Onun en büyük yazılı eseri, İrşad-ı Akl-i Selim isimli tefsir kitabıdır ki, ana kaynak olarak en büyük ve muteber tefsir kitaplarını almış ve bunlara ilmi derinliğinin Ehl-i Sünnet bilgilerinden kıl kadar ayrılmayan incilerini eklemiştir. Ebu Suud Efendi'nin 3000 alimden ve 1700 kadar sahih tefsir kitabından istifade ederek ve feyz alarak yazdığı bu tefsir, bütün bir İslam dünyasında nice alimlerce hayranlıkla karşılanmış ve dünyanın birçok medresesinde ve üniversitesinde ders kitabı olarak okutulmuştur. O, bir insana yapılabilecek en büyük iyilik olan sonsuz ahiret hayatları için iyilik yaptığı gibi, dünya hayatlarına da faydalı olmak için her şeyini verir.
doğduğu yer olan İskilip'te ve İstanbul'da çeşitli hayratlar yapar ve eserler bırakır Ebu Suud Efendi. Ebu Suud Efendi Hazretleri, çocuklarını da birer alim olarak yetiştirip, dini İslam'ın ve devlet-i âliyenin hizmetiyle şereflendirir. Son ve geçerli tek din olan İslamiyet'e, İslamiyet'in bekçisi muhteşem Osmanlı'ya, birçok yüksek kademede hizmetle geçen ömrü 1574 yılında nihayet bulur. Büyük evliya ve Şeyhülislam Ebu Suud Efendi'nin. Sultanların, alimlerin yüreği dağlanır. Bir alemin ölmesi gibi ebediyete irtihal eden Ebu Suud Efendi'nin vefatının hüznü imparatorluk sınırlarını aşar. Bütün bir İslam dünyası bu büyük alimin ve evliyanın vefatıyla mahzun olur. Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazı on binleri bir araya getirir. Devlet erkanı, nice evliyalar, alimler gözyaşları içinde saf tutar, cenaze namazını kılarlar. Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere başta olmak üzere birçok İslam şehrinde ve memleketinde gıyabında cenaze namazı kılınır Ebu Suud Efendi'nin. Ve o, Fatihalar, Yasinler ve gözyaşlarıyla Eyüp'te, Eyüp Camii'nin karşısında, kendi yaptırmış olduğu medresenin yanına defnedilir. Tarihin kaydettiği en büyük alimlerden olan büyük evliya, Osmanlı Şeyhülislam'ı Ebu Suud Efendi Hazretleri buyurdular ki, kainata ibret nazarıyla bakınız. Kainattaki her bir zerre Allahü Teala'nın kudretinin büyüklüğünü haber veren delillerdir. Allahü Teala bütün mekanlardan münezzehtir. Gökler, yerler onun idaresindedir. O Celle Celaluhu ilmi ve gücüyle onlara hakimdir. Resulullah'ın ve eshabının yolunda olan ve Resulullah'ın müjdelediği tek doğru yol ve itikat olan ehli sünnet vel cemaat itikadı üzere olunuz. Bu itikadı iyi öğrenip buna göre yaşayınız ki ehli sünnet dışındaki bütün yollar dalalettir ve sonu haraplıktır. Hicr, dostluğu bırakmak, dargın olmak demektir. Hadis-i şerifte, müminin mümine 3 günden fazla hicretmesi helal olmaz. 3 geceden sonra ona gidip selam vermesi vacip olur. Selamına cevap verirse, sevapta ortak olurlar. Vermezse, günah ona olur buyuruldu. Erkek olsun, kadın olsun, dünya işleri için, müminin mümine darılması, yani onu terk etmesi, aradaki bağlılığı kesmesi caiz değildir. Gayrimüslim vatandaşlara da dünya işleri için dargın olmak caiz değildir. Onların da güler yüzle, tatlı dille gönüllerini almak, incitmemek, haklarını ödemek lazımdır. Müslüman olsun, kafir olsun, İslam memleketinde olsun, Darül Harp'te olsun, nerede olursa olsun, hiçbir insanın malına, canına ve ırzına, namusuna dokunmak caiz değildir. İslam memleketinde yaşayan kâfirler ve başka memleketlerden gelen kâfir turistler, kâfir tüccarlar, muamelatta Müslümanların hak ve hürriyetlerine maliktirler. Kendi dinlerinin icaplarını yapmakta, ibadetlerini yapmakta serbesttirler. İslamiyet, kâfirlere de bu hürriyeti vermiştir. Müslüman, Allah'ın emirlerine uymalı, günah işlememelidir. Hükümetin kanunlarına karşı gelmemeli, suç işlememelidir. Fitne çıkmasına sebep olmamalıdır. Müslümanlara ve kâfirlere her yerde iyilik yapmalı, herkesin hakkını gözetmelidir. Hiç kimseye zulm, işkence yapmamalıdır. Müslümanlığın güzel ahlakını, şerefini her yerde herkese göstermeli, her milletin İslam dinine sevgili ve saygılı olmasına sebep olmalıdır. Dargın olana
3 günden önce gidip barışmak daha iyidir. Güçlük olmaması için 3 gün müsaade edilmiştir. Daha sonra günah başlar ve gün geçtikçe artar. Günahın artması barışıncaya kadar devam eder. Hadis-i şerifte, sana darılana git, barış, zulm yapanı affet, kötülük yapana iyilik et, buyuruldu. Günah işleyene, ona nasihat olmak niyetiyle hicreylemek caizdir, hatta müstehaptır. Allah-u Teâlâ için darılmak olur. Hadis-i şerifte, amellerin, ibadetlerin en kıymetlisi, hubb-i fillah ve buğd-i fillah'tır, buyuruldu. Hubb-i fillah, Allah-u Teâlâ için sevmek demektir. Buğd-i fillah, Allah-u Teâlâ için sevmemek, dargın olmak demektir. Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Yeşil Bursa'mızdan sesleniyorum. Yeşil Bursa'nın birkaç gündür tarihi çevre düzenlemesini, Yeşil Camii, Bursa'nın çeşitli görüntülerini sizlerle paylaşmaya çalıştık. Bilgiler sunmaya gayret ettim. Bugün de burada halen işlerliği olan, canlılığını muhafaza eden bir hayır kurumunun işleyişini göstereceğiz. Bu zaten hayır kurumu olarak Çelebi Mehmet Han zamanında yapılmış. İmaret olarak yapılmış. Kervansaray olarak kullanılmış. Belki daha başka üniteleri de vardı, bilemiyoruz. Zaman içinde Bursa'mızda olsun, Türkiye'nin diğer yerlerinde olsun birçok tarihi eser birazcık harap olduğunda aman bu viranelik burada durmasın, göze kötü görünüyor diye kaldırmışız, yerini ihaleyle satmışız. Bu camide olsa, imarette olsa, medresede olsa maalesef böyle olmuş. Bursa'nın bu konuda kaybettiği eser sayısı 300'ün üzerindedir. Bunları yeni baştan valilikler ve belediyeler kamulaştırmak suretiyle, yani istimlak politikasıyla ve vatandaşa istediğinin üstünde imkanlar sağlamak üzere o satılmış olan camileri, hamamları geriye döndürmüşlerdir, hayata geçirmişlerdir. Burası da eskiden bir ticari işletmeydi. Şimdi Somuncu Baba Vakfı tarafından bir aş evi olarak kullanılıyor. Burada da ismi yazıyor. Burada sabahın erken saatlerinden itibaren isteyen herkes selamün aleyküm der, girer, içeride fakir zengin bakmadan canı isteyen, çorbaya ihtiyacı olan gelir çöker buradan, çorbasını alır. Veya çorba almaya gelemiyorsa birisiyle kap gönderse dahi çorba buradan kendilerine verilmektedir. Öğlen vakti olunca öğlen namazıyla beraber burada yemek dağıtımı başlıyor. Tabii bu yemek dağıtımı çorba dağıtımı gibi değil. Bir listeye göre herkes önceden kendini kaydettiriyor. Ben sizden öğleyin yemek alacağım, durumum budur diyor. Tabii insanlar da bugün böyle bir kap yemek için, bir öğlen yemeği için yalan beyanlarda bulunacak değil deyip vakıf idaresi bu işte fazla katı davranışlar içinde olmuyor. Ve buraya gelenlere veriyor. Şimdi gireceğiz içeride, yemek dağıtımını inşallah sizlerle beraber göreceğiz. Girelim içeriye efendim. Kıymetli seyircilerim, şimdi Somuncu Baba Vakfı'nın yemek dağıtılan salonundayız. Bir yandan yemek dağıtımı devam ediyor. Zaman zaman sesler duyacaksınız. Buradaki dağıtılan yemeklerin 120 kişiliği Suriye'den gelen Suriye vatandaşı misafirlerimize veriliyor imiş. Bunu da öğrenerek memnun oldum. Devletimiz zaten bütün Türkiye genelinde Suriye'den gelen sığınmacı demek istemiyorum kardeşlerimize
bütün imkanlarını seferber etti. Kucak açmış vaziyettedir. Somuncu Baba Vakfı da madem ki geldiniz Bursa'da misafirsiniz, biz Bursa'da size kucak açarız demiş. Onlardan birçok aile çoluğuyla çocuğuyla geldiler buradan, yemeklerini her gün alıp gidiyorlar. Yani evlerinde yemek, mutfak gailesi yok. Ne mutlu efendim. Hem gelmiş burada ev yok, bark yok, iş yok, gelir yok. Hafız Esat orada zulmünden, bu insanlar ölüm korkusundan kaçıp gelmişler. Burada da orada bir kendi hükümdarları başlarındaki adam zulmediyor. Burada başka bir devlette olan kimse de vakıfta kucak açıyor. Şimdi buradaki yemek dağıtan vakfı araştırdık. Somuncu Baba Vakfı imiş. Bu Somuncu Baba Vakfı'nın şu anda müdürüyle karşı karşıyayız. Efendim kendinizi bir tanıtır mısınız Emin Bey? Efendim ben Emin Zeybel. Somuncu Baba Vakfı'nın müdürüyüm. Somuncu Baba Vakfı'nı 1991 yılında Gönül Dostan birleşerek kurduğu bir vakıftır. Vakıf kuruluş amacı Somuncu Baba Hamidüddin Aksaray Hazretleri'nin hatırasını canlı tutmak, yaşatmak, aynı zamanda fakir fukarayı, yoksul insanların ihtiyaçlarını karşılamak, öğrenci evleri ve öğrenci yurtları Kur'an kursları kurarak hizmete devam etmektir. Bu amaçla da gördüğünüz mekanlar bir tanesidir. Bu mekanda sabahleyin yaklaşık 150 kişi sabah 6'da açılır, çorbası içmeye başlar. Sonra öğlende yine 200 kişi her gün düzenli bir şekilde burada yemeği alır ve yer. Bir arka bölümde gıda bankamız vardır. Gıda bankası nasıl çalışır? Hem mutfağımız, aşeğimiz hem de gıda bankamız muhtarın aldığı muhtaçlık belgesini bize başvurur. Bu başvuru yapan vatandaşlar bizim tespit komisyonunun gider tespitini yapar. Eğer yemek ve gıda alma ihtiyacı görüyorsa, ihtiyacı hak ediyorsa buna vakfımız bu şekilde bir kart tahsis eder ve her ay yemeğini her gün alır. Kuru ezanı da et dahil buna her ayın biriyle onun arasında gelir, ezan alır ve gider. Erzakı siz vermiyorsa onlar mı gelip alıyorlar? Onlar gelip alıyorlar. Şimdi efendim buradaki amaç şudur. Yemek yapabilenler kuru erzak alıyor. Yemek yapamayanlar ve durum müsait olmayanlar burada hazır yemekle ihtiyacını karşılamaktır. Sadece bununla kalmıyor. Aynı zamanda mutfağımızın yanında şu an gördüğünüz yerde eşya, giyim eşyası da ihtiyaç karşılıyoruz. Her ayın başında yılın başında 300 tona yakın bir yakıt yardımı da yapıyor vakfımız. Yani fakirin tüm ihtiyaçları şu mekanla karşılanıyor diyebiliriz. Yani Bursa'daki en az 500 kişi hemen hemen herhalde gördüğüm kadarıyla Somuncu Baba Vakfı'nın bu yardımlarından hem de aynı yardımlar yani siz tabii bu yaptınız. O 500 değil. Çünkü erzak alan vatandaş sayısı 670 aile. Oo. Yani bunu nüfusa vurduğu zaman 2680 kişi buradan yemek hariç erzak, sadece erzak yardım almaktadır. Evet. Osmanlı Devleti'nin fakir fukarasının olmaması bu vakıf hizmetlerine bağlanır hep. Evet. Hakikaten bakın, şimdi sizler 3, 5, 10 kişi bir araya geliyorsunuz, bir hayri vakıf kuralım diyorsunuz, kuruyorsunuz, mütevelli heyeti kuruluyor, işte müdürü zatınız oluyorsunuz ve devletten herhangi bir yardım almadan evet, kendinizin bu ihtiyaç sahibi olan kişilerin ihtiyacını karşılamak için varlıklı insanların evet, imkanlarını onlarla görüşerek bu tarafa getiriyorsunuz. Evet. Yani devletin vergi alması gibi de değil, mecburiyet yok. Bir iş adamı diyor ki ya peki ben size hadi şuradan bir kamyon makarna vereyim. Oluyordur tahmin ediyorum. Evet. Oluyordur. Ve siz de o makarnaları bu insanlara dağıtıyorsunuz. Kesinlikle. Ne güzel bir dağıtım yolundasınız. Merkezi de güzel. Müdür Bey, sizi de tebrik ediyorum. Bu yemek alanların memnuniyetlerini ben de burada gördüm. Allah Teala adetlerinizi çoğalsın kardeşim. Ne abi, diyeyim? Teşekkür ederiz. Biz de zaman ayırdınız geldiniz buraya kadar. Estağfurullah. Biz teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Sağ olun, var olun. Evet.
Kıymetli seyircilerim, buradan artık Çelebi Mehmet Hazretlerinin metfun bulunduğu Yeşil Türbe'ye geçiyoruz. Orada da programımızı bir miktar daha anlatımdan sonra noktalayacağız. Hoşça kalın efendim. Şimdi Çelebi Mehmet Han'ın türbesinin, yani Yeşil Türbe'nin duvarının dibindeyiz. Türbenin çok ziyaretçiler var bu mevsimde. Mart ayı sonunda zaten Erguvan mevsimi başlıyor ki Emir Sultan Hazretleri'nin de Erguvan mevsiminde burada müritleriyle, talebeleriyle bayağı bir belli günde belli sohbetleri olurmuş. Dolayısıyla Bursa'nın Erguvan günleri hem türbelerin ziyaretçileri yönünden hem büyüklerle sohbet yönünden ta tarihten gelen bir alışkanlığı var. Şimdi görüyoruz ki otobüsler dolusu ziyaretçiler geliyorlar. Burada büyüklerin kabirlerini ziyaret ediyorlar. Bunu Osmanlı sultanları da yapardı efendim. Malum 7. padişah Fatih Sultan Mehmet Han, onun kabri İstanbul'dadır. Ondan önceki 6 padişahın, ikisine padişah denmiyor, gazi deniyor. Osman Gazi, Orhan Gazi. Ondan sonra Hüdavendigâr Hazretleri, Yıldırım Bayezid ve Hüdavendigâr Hazretlerinden sonra Yıldırım Bayezid, sonra da Çelebi Sultan Mehmet Han. Çelebiliği Çelebi Sultan Mehmet Han'ın annesinin Mevlana soyundan gelmiş Kütahya beyinin kızı olmasıdır. Yani Mevlana Hazretleri'ne soyu dayandığı için ona Çelebi denmiş. Efendim, Osmanlı padişahlarının 8 sene hüküm sürenlerindendir. Tabii bu 8 sene hüküm sürenlerden Yavuz Sultan Selim Han vardır. İkinci Selim Han vardır. Bunlar hep 8'er seneye abone olmuşlar. Belki Osmanlı padişahlarının yarıya yakını 8 sene civarında hükümran olmuşlardır. Bu da enteresan bir şey, 8'lik. Bir uzun bir kısa, bir uzun bir kısa böyle devam etmiş. Yıldırım Bayezid Han'ın üzüntümüze sebep olan, bütün milletçe üzüldüğümüz Ankara Savaşı'nı müteakip Timur Han'ın askerlerine esir düşmesi ve oradan Akşehir'e götürülmesi. Orada da işte tabii Yıldırım Bayezid Han gibi, Yıldırım gibi bir insanın birdenbire ummadığı bir anda galip gelecekken kaybetmesi ve esaret zilletini hazmedememesi sebebiyle vefat etmiştir. Efendim işte yüzüğünün kaşında bulunan zehri içti de öldü de falan filan. Osmanlı padişahları böyle intihar edecek kadar efendim dinden imandan uzak insanlar değildi. Hepsi bütün yaptıkları savaşları ilahi kelimetullah için, Allah-u Teala'nın ismini yüceltmek için yaptıklarını iddia ederler ve bu iddialarında da haklıydılar efendim. Ama Osmanlı'ya yenile yenile yerlere sermiş olan nice Müslüman ve Türk düşmanları tarihlerimize bunları birer birer sokuşturmuşlar, monte etmişlerdir. Biz de şimdi o sultanların torunları olarak maalesef bu iftiraları kabul etme hatasına düşüyoruz. Düşmemek lazım. Onun vefatıyla beraber her geride kalan çocuğu, birisi Timur Han'la beraber gitmişti. Her geride kalan çocuğu ben hükümdar oldum, ben hükümdar oldum diye bulundukları sancaklarda hükümdarlık iddiası da bulundular. Adlarına hutbe okuttular, adlarına sikke bastırdılar, yani para bastırdılar. Çelebi Mehmet Han bu yollara gitmedi. Ne hükümdarlık davasında bulundu, ne para bastırdı.
Hatta yanındaki Ketud Aslan dedi ki, böyle kardeşlerinin başa geçebilmek için birbirleriyle yaptıkları savaşlarda ve birçok Müslümanın iki taraftan da ölmesinden dolayı üzülerek, gel dedi Ketüda'ya, biz buradaki Sancakbeyli'ni bırakalım Amasya'dan. Gidelim, haccımızı yapalım ve orada da kalalım dedi. Bakın şimdi, diğer dört kardeşi taht için öz kardeşine silah çekti. Bu ise bu kavgadan kaçmak istedi. Taht buna nasip oldu efendim. Evet, böyle gelen taht hizmete vesile olur. Buna nasip oldu. Çelebi Mehmet Han tabii başkent Edirne'de vefat etti. Birçok savaşlara girdi. Anadolu'daki birçok aksaklıkları gidermeye çalıştı padişah olduktan sonra. Birliği, beraberliği sağladı. Düşmanlar şöyle bir irkildiler. Eyvah dediler, Osmanlı parçalanıyordu. Ne güzel, bu parçalanmayı bu adam durdurdu. Durdurdu. Devletin kurtarıcısı oldu efendim. Osmanlı Devleti'nin yıkılıştan kurtarıcısı oldu. Ve Edirne'de vefat etti. Edirne'den İstanbul yoluyla, Bizans daha var efendim, İstanbul yoluyla. Peki böyle girme çıkmalar oluyor muydu İstanbul'la Osmanlı arasında? Tabii tabii oluyordu efendim, oluyordu. Zaman zaman yardıma gidildiği oluyordu. İş birlikleri oluyordu. Ama iyi, mert bir ortak değildi Bizanslı. Size yardım ederken sizi nasıl alt edeceğini düşünüp, nasıl hile yapacağını düşünüyordu. Ve cenazesi İstanbul yoluyla buraya getirildi ve sağlığında kendisinin yaptırdığı, şu anda duvarına dayandığım bu türbeye defnedildi. Türbenin içi de dışı da bol bol yeşil çinilerle bezeli vaziyettedir. Bu çinilerin hepsi 15. yüzyıl İznik çinileridir. Tarihi eserlerimiz içinde 15. yüzyıl eseri olan, yapısı olan çini azdır. Osmanlı Devleti'nin işte kuruluşunu tamamladığı yıllar oluyor bu. Daha sonraki yıllarda Sultan Selim Han, 1. Selim Han, Kanuni Sultan Süleyman Han, 2. Selim Han zamanındaki çinilerin hepsi 16. yüzyıl ve 17. yüzyıldır artık. Kendisine rahmetler diliyoruz. Maşallah ziyaretçisi de eksik değil. Bugünkü programımızın da böyle hayri bazı yerleri anlattıktan sonra sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni Bursa programlarında buluşmak üzere efendim. Hoşça kalınız.